Mutlu akşamlar. 45 Artı'da yeniden beraberiz. Meclis Başkanı Sayın Teberrüken Uluçay'ı ağırlıyoruz bu akşam programımızda. Hoş geldiniz diyelim öncelikle size. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Yoğun bir meclis mesaisinin ardından buraya geldiniz. Akşam saatlerine kadar sürdü neredeyse meclisin bugünkü oturumu. Biraz meclis çalışmaları ile ilgili bilgi alacağız sizden. Yeri geldiğinde ortaya konulan, tabii ki sizin şahsınıza değil ama meclis çatısı altına dönük olarak getirilen, ortaya konulan eleştiriler bağlamında da biraz değerlendirme ve görüşlerinizi alacağız. Meclis çok yoğun bir dönemde. Bir yandan bütçe görüşmeleri var, bir yanda genel kurulda muhalefetin ve iktidarın ortaya koydukları var. Nasıl gidiyor yönetmek meclis başkanı olarak bu süreçte, bu yoğunlukta meclisi? Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim. Sizlere de teşekkür ederim. Biliyorsunuz dün Sayın Cumhurbaşkanı'nı yollattık biz Erzincan Devlet Havalimanı'nda. Dolayısıyla ben bugün Cumhurbaşkanı'na vekalet de yaptığım için meclis birleşimine katılmadım. Sayın Zorlu Töre meclis başkan yardımcısı olarak meclisi yönetti. Tabii yoğun bir gün geçti, yoğun bir gündem geçti. Biz biliyorsunuz 12 Kasım'da bütçe aşamasını, bütçe görüşmelerinin komite aşamasını başlattık. Hı hı. Görüşmelerini 28 Kasım'da, yani Perşembe günü sona eriyor. Dolayısıyla bütçe komitede görüşülmeye başlayınca haliyle genel kurul bir pazartesi bir de salı günü. Pazartesi yasama günüydü. Salı günü de denetim günüydü. Onu bire düşürdük genel kurul kararıyla. Ve sadece pazartesileri hem yasama gündemini hem de denetim gündemini aynı güne aldık. Dolayısıyla bu süreç öyle geçti. Öyle olunca daha yoğun geçiyor tabii. Daha uzun aynı gün, zamana yayılmış şekilde çalışmalar sürüyor. Gündem dışılar da devreye giriyor. O çerçeveden bakıldığında işte akşam 5'lere 6'lara kadar gidiyor. Dolayısıyla bugünkü gündem de öyleydi. Tabii mecliste bütçe görüşmeleri önemli, biliyorsunuz. Şimdi 2020 yılının tahmini bütçe verileri üzerinden görüşmeler yapılıyor. Komite aşaması devam ediyor. Perşembe günü bitecek. Muhtemelen 9 Aralık gibi de genel kurulda başlayacağız. Ya 9 Aralık ya 10 Aralık. Ve genel kurulda da 2 hafta devam edecek. 2020 yılının tahmini bütçe verileri üzerinde gerek siyasi değerlendirmeler, gerekse teknik değerlendirmeler, gerekse rakamsal bazlı değerlendirmeler yapılacak. Mecliste tabii bütçe görüşmelerinin seyri, bütçe görüşmelerinin gidişatı çok önemli. Biz özellikle bu dönem gruplarla yaptığımız istişareler neticesinde de özellikle komite aşamasında mümkün olduğunca biraz daha zamana yaydık görüşmeleri ve uzattık komite aşamasındaki takvimi. Bunun bir sebebi, yani çalışmalara şöyle, daha akşamlara kadar, gece yaralarına kadar sürmesin diye. Milletvekillerimizin akşam programlarına da katılabilmelerine imkan verelim. Çünkü bugüne kadar çok gece yarılarına kadar, sabahlara kadar süren bir geçmiş ama için şimdi, evet, ama şimdi öyle bu değil. Sene şimdilik iyi gidiyor. Yani akşam en geç 6-7'de tamamlanıyor komite aşamasındaki görüşmeler. Dolayısıyla bu hafta, yani yarın o bir gün ve perşembe günü yapılacak olan görüşmelerde böyle tamamlanırsa aşağı yukarı hedefimize ulaşmış olacağız. Burada tabii milletvekillerimiz komitenin bütçe görüşmelerine katılıyorlar. Her türlü bakanlıkların, kurumların görüşmelerine katılıyorlar ve gerçekten çok yerinde saptamalar yapıyorlar. Her zaman olduğu gibi değerlendirmeler yapıyorlar. Bu da doğal olarak ilgili bakanlığa görüş ve önerileri gerek yararlanma açısından alma, gerekse eleştirilere cevap verme açısından ciddi bir fırsat yaratıyor. Özellikle komite aşaması, biliyorsunuz bizim meclis çalışmalarına mutfak dediğimiz aşama. Yani genel kurulda biraz daha dışa dönüksünüz ama komite aşamasında daha içe dönüksünüz ve gerçekten mutfak olarak nitelendirebilirsiniz. Verimli olabildiğini düşünüyor musunuz? Yani iki dönemdir bu görevi yürütüyorsunuz. Bir önceki dönemde, yani dörtlü koalisyon hükümeti döneminde de bu görevdeydiniz. Şimdi de
arada bir fark var mı? Ya da hep ortaya konulduğu, eleştirildiği gibi komiteler verimli çalışma noktasından uzak mı? Nedir sizin değerlendirmeniz ve tespitleriniz? Yani şöyle söyleyeyim, ben tabii 15 yıldır aktif siyasetin olarak milletvekilliği görevinde bulunmuş birisiyim ve bu süreç içerisinde de yaklaşık 10 yıl komitelerde görev yaptım. Bütün komitelerde görev yaptım. Dolayısıyla meclisin gerek yasama faaliyetleri açısından çalışmalarında ve komitelerin çalışmalarında bizim özellikle bu son dönemde ortaya koyduğumuz şudur. Ülkemizde aslında genel anlamda çalışmaların sığlığından çok idarenin istikrarında sıkıntılar vardır. Dolayısıyla hükümetlerin sürekli değişiyor olması ciddi anlamda bir istikrarsızlık değil de bu yasal çalışmalardan devamlılık geliyor, açısından tabii ki sıkıntı yaratmaktadır. Yani bizim işte son 2013'ten bu yana alırsak 2013'te seçim yapıldı. 2013'ten sonra baktığınızda 2019'un sonuna geldik. Yaklaşık bu 6 yılda işte 6 hükümet değişti baktığınızda toplamda. Bu 2018'in başında seçime girdik. Biliyorsunuz Ocak ayında seçimler yapıldı. Benim işte ondan sonra meclis başkanlığını devraldığım dönemden bahsediyorum. Şu an ikinci hükümetteyiz. Yani 15 ay geçti dörtlü koalisyon döneminde. Şu an ikinci hükümetteyiz. Peki ama burada affınıza sığınıyorum sözünüzü keserek ama işaret ettiğiniz nokta son derece önemli bir nokta. Bunu biraz açmak istiyorum ben de sizinle. Şimdi komitelerin çalışmalarından ya da ortaya koyduklarından çok esas sorunun aslında istikrarlı hükümetlerin görev sürelerini tamamlamadan berhava ediliyor olmasıdır dediniz. Şimdi tam da bu noktada örneğin bugün mecliste bir nevi muhalefetin tepkisine sebebiyet olan, aslında tepkisi demeyelim de sorgulamasına sebebiyet veren bazı yasal çalışmalar var. Önemli diye addedilen ve uzun yıllardır da üzerinde neredeyse konuşulmamış konu kalmayan, görüş belirtilmeyen konularla alakalı olarak hala nokta koyma noktasında olamadık. Biz nedir? Bu işte vatandaşlık yasası, kamu reformu, nereden buldun yasası gibi konular. Şimdi bu konularda siyasetin iktidar değişmiş olsa bile aynı doğrultuda düşünemiyor oluşu ve toplumsal açıdan herhangi bir soruna çözüm getiremiyor oluşundaki sebebini ne görüyorsunuz siz? Şimdi şöyle. Yani öncelikler mi yoksa farklı bir takım reaksiyonlar mıdır bu süreçleri baltalayan ya da noktalamayan? Yani birçok faktör vardır bu noktalarda ortaya çıkan. Hiç ummadığınız faktörler de ortaya çıkabiliyordur mutlaka. Takvime göre, işin seyrine göre ama baktığınızda sürekli hükümetlerin sürekli değişiyor olması bir kere bize meclisin çalışmalarına ciddi anlamda zaman kaybettirmektedir. Bu net. Çünkü bir hükümetin kurulması en az 2 aylık bir süreçtir. Dolayısıyla bu başlı başına baktığınızda 2 aylık bir kayıptır. Daha sonra yeni hükümet yasama faaliyetleri açısından gündemdeki önceden gelen yasaları ele alır ve bir bir bunların üzerinden geçer. Ya onlarla ilgili bir takım küçük değişiklikler öngörür ya da hiç değişiklik öngörmeden doğrudan tekrar meclise gönderir. Ama bu anlattığım sürecin tamamlanması bir baktığınızda bazı yasalar için en iyimser tahminle 1 ay alır minimum. Bu da demektir ki 3 ay. Yani siz bir hükümet değişikliğinde 3 ay kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bu önemli bir kayıptır. Neden? Çünkü özellikle takvimle denk düşüyorsa bu değişimlerin olduğu zamanı meclisin komitelerin en aktif olduğu zaman oluyorsa işte o zaman kayıp aslında daha da büyük. Minimum 3 ay gibi de bakabilir miyiz? Çok net olarak söyledim. Yani minimum 3 ay dedim ama hangi aya denk geldiğine bakarak siz o bunun zaman da, uzaya da biliyor. Yani bir örnek vereyim. İşte 2017'de erken seçim kararı almıştık. 2018'in 7 Ocağı'nda hatırlayacaksınız. Dolayısıyla biz 2018 bütçesini yapamadık o dönem Kasım Aralık ayında. Yani 2017'nin Kasım Aralık ayında normalde 2018'in bütçesini yapmamız lazımdı. Yapamadık. Erken seçim kararı alındığı için. Dolayısıyla 7 Ocak'ta seçimler oldu. Halkımızın takdirine göre yeni hükümet oluştu.
Dörtlü koalisyon göreve başladı. Dörtlü koalisyon göreve başladıktan sonra 2018 yılının bütçesini hazırladı. Elbette hazırlanmış olan verilerin üzerinden gitmek zorundadır. Yeni bakanlar kurulu vardır, yeni bir hükümet vardır. Gitti, hazırladı. Biz 2018 bütçesini 2018 yılının Nisan ayında yaptık. Dolayısıyla ta uygulamaya girsin zaten Mayıs'ı buldu. Ve böyle bakıldığında ondan sonra işte Kasım Aralık ayında da 2019'un bütçesine çalıştık. Kısacası bu arada tabii hükümetler değiştiğinde meclisin gündemine gelen yasalar vardır. Onlar da değişiyor. Bunlar da bütünlüklü yasalardır, bütünlüklü yasa tasarılarıdır. Gerek hükümetler nezdinde hazırlanmış, gerekse ilgili uzmanlar nezdinde hazırlanmış, bazen yasa önerisi olarak milletvekillerimiz tarafından hazırlanmış yasalar geliyor ve orada bekliyor. Yani basit ve somut bir örnek vereyim. Dörtlü koalisyon döneminde geçirmeyi başardığımız, zaman zaman da gündeme getirdiğimiz özellikle araştırma geliştirme ile ilgili ARGE yasası, teknoparklarla ilgili olan yasa en önemli adımlarımızdan biri olmuştu mecliste dörtlü koalisyon döneminde. İşte bunların sayesinde bu üniversitelerle birlikte teknoparkların oluşumu ve gerçekten bilişim alanında geleceğe dönük gençlerimizin yetişmesi ve ekonomide de ciddi adımların atılabilmesi için, bununla ilgili ihtiyaç duyulan teknolojik yatırımların da hayata geçebilmesi için bir yol haritası çıkarttık ortaya. Örneğin bu konularda ilgili 2010 yılından beridir aktif olarak mecliste çalışıyoruz. Değişen hükümetlerle birlikte çalışıyoruz. Ama bir türlü bunları meclisten geçiremedik. Neredeyse 10 yılı yani. Bunun dışında suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasa tasarısı var. Halen daha Bütçe Komitesi'nin gündemindedir. Bu örneğin 2008'de biz bu yasayı yaptık. O günün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde. 2010'da Avrupa Birliği'nde güncellendi yeni bir direktifle. O güncellenen yeni direktife adapte olmak durumundayız. Biz de tabii sistemimiz Avrupa Birliği'nin sistemi gibi olmadığından yasalar yapacağınızda yasa üzerinde değişiklik yapmak zorundasınız. Dolayısıyla bir direktif yayınlayarak o direktifle güncelleyemiyorsunuz yasanın uygulamasını, uygulanışını, uygulama safhasındaki prosedürünü. Dolayısıyla eğer varsa bir değişiklik, bir farklılık illaki onu yasanın içerisine derc etmek zorundasınız. 2010'da yapıldı. Biz de ihtiyaç duyduk, çalıştık. O zamanki uzmanlar mecliste. 2012'de hazırlığını yaptık bunun hükümetle birlikte o zaman. Ve gündeme getirdik. 2013'te seçim oldu. Ondan sonra kurulan hükümet tekrar aldı gündemine. Meclise yolladı. Ama 3 tane hükümet değişti. 4 tane hükümet değişti. Gelen giden hükümetlerde geldi gitti, geldi gitti kaldı. Son dörtlü koalisyonda yine geldi. Değişiklik oldu, yine kaldı. Şimdi yine geldi. İnşallah bütçe bittikten sonra gündeme gelecek. Ki bu verdiğiniz sadece bir örnek. Yani bunu şu açıdan somut örnek olarak veriyorum. Bu önemli. Neçin? Konu önemli, içerik önemli. Farklı partilerin bakış açısının uzlaştığı bir yasa tasarısı. Hepimiz burada hemfikiriz yani. Tüm partiler. Ama buna rağmen süreçte tabii yani bu yasa oy birliğiyle geçecek örneğin. İlk düşünüldüğü zaman da öyle hazırlanmıştı. Yani peki burada şunu sormak neticede, istiyorum size. Yani neticede, görüş birliği olsa da örneğin komitelerde çıkan çalışılıyor. Çalışmalar nihayetinde oy birliğine doğru gidecek olsa dahi meclisin bütününde. Burada biraz da hükümetlerin öncelikleri midir bunu belirleyen ve daha öncelikli kılan ya da daha şöyle, geride durmasına da imkan tanıyan? Şöyle, şimdi biz 2008 yılından sonra Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında işte 3 yıllık protokoller imzalamaya başladık. Ve o başlamasıyla birlikte 3 yıllık hedefler ortaya koymaya başladık. Bu 3 yıllık ortaya koyduğumuz hedeflere bir de 2008'de yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne uyum programını yayınladık. O zamanki hükümet
Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin hükümeti Avrupa Birliği'ne uyum programını yayınladı. Ve o zamandan beri başlatmış olduğumuz çalışmalar var. Ve özellikle ekonomiyle ilgili konularda, altyapılarımızla ilgili konularda, kurumsallığımızla ilgili konularda, devletimizin daha kurumsal olmasıyla ilgili konularda, eskiden kalmış yasalarımızın günü yakalamasıyla ilgili konularda ve bir de günün ihtiyaçlarına uygun olan yeni diye nitelendirdiğimiz yapmamız gereken bütünlüklü yasalarda gerek KKTC'nin Avrupa Birliği uyum programı çerçevesinde gerekse KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti ile yapmış olduğu 3 yıllık protokoller çerçevesinde birçok yasa tasarısı ihtiyacı doğdu. Bu bahsettiğim alanlarda bu örneklerini verdiğim tasarılar tam bu alanların tasarılarıdır. Dolayısıyla bu alanlarda zaten siyasi partiler hemfikirdir, konsensüs sağlamıştır ve bu konsensüs daha önceki dönemlerden de sağlanmıştır ve aynı şekilde gelmektedir. Yani suç gelirinin aklanmasının önlenmesi, Sayın Sunat Atun'un ekonomi bakanı olduğu dönemde aktif çalıştığımız ve meclise gündeme getirdiğimiz, sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 2013'te birlikte iktidar olduğu dönemlerde yine aynı şekilde biraz daha o günün güncelini yakalayarak gündeme gelmiş. Son dörtlü koalisyon döneminde Sayın Tufan Erurman'ın başbakanlığında yine aynı şekilde gelmiş. Şu anki ikinci koalisyon, Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi döneminde yine Sayın Ersin Tatar'ın zaten kendisi de önceden biliyordu. Aynı şekilde bir gözlem yaparak, ne var ne yok diye bakarak yolladığı bir yasa tasarısı. Dolayısıyla farklı siyasi partilerin uzlaştığı, ülkenin ihtiyaç duyduğu, gerçekten gelecek açısından da önemli olduğu, ülkemizin dünyayla ilişkilerinde de aslında önemli diye nitelendirebileceğimiz, ki suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasa tasarısı bunlardan biridir. Belli başlı yasaların bir tanesidir bu. Bunların hayata geçirilmesi hususunda işte biz hükümetler sık sık değiştiğinde zaman kaybediyoruz. Tekrar gözden geçirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Tabii doğal olarak bu da doğaldır. Yani yeni hükümet farklı bakabilir. Önceliği farklılaşabilir. Siz biraz önce söylediniz. Dolayısıyla bir değişen hükümetlerin sık sık değişiyor olmasından dolayı ortaya çıkan zaman kaybı. Bir ikinci husus bu iş öncelik meselesidir. Peki şimdi ama bu siz göreve gelirsiniz. Öncelik çok önemlidir. Ve elbette bir sürü konu vardır ilgilenmeniz gereken ama hangi alana öncelik vereceksiniz? Örnek vereyim, kamu reformu, yeni kamu görevleri yasası dediğimiz yine 2008 yılından beri gündemde üzerinde olan, çalışmaları başlatılan ve bir şekilde hatta 2006'da başlamıştı. Yine Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin AB uyumu çerçevesinde ortaya konan bir husustu ve 2008'den sonra da kurumsal olarak ele alınmış bir çalışma oldu. Çeşitli dönemlerde çok çalışıldı üzerinde, gerçekten sendikaların çok değerli görüşleri de alındı, bir konsensüs sağlanmaya çalışıldı. Değişik dönemlerde komitelere geldiğinde milletvekillerimizin de çok ciddi katkıları oldu. Değişik dönemlerde farklı milletvekillerimiz komitede görev yaparken çalıştılar. Örneğin bu kamu reformu üzerinde. 2013-2015 döneminde benim de kabinede olduğum dönem, o dönem çok iyi hatırlıyorum. Sayın Serdar Denktaş bakanlığı bıraktı. Komitenin başına geldiydi. Sırf bu kamu reformuyla ilgili daha süratli bir adım atılabilsin diye. Kısacası bu tabii bir öncelik meselesidir. Örneğin bugün gündeme muhalefetin taşıdığı konuları da aynı ikinci noktada koalisyon, görüyorsunuz. Evet, ikinci koalisyon kamu reformunu gündemine almadı henüz daha. Bu konuda herkes hemen hemen hemfikir, milletvekillerden fikir. Ama bunun için gerçekten ciddi bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Yani mevcudun üstüne daha ciddi bir çalışma anlamında mıdır bu söylediğiniz? Bence öyle. Çünkü bir konsensus sağlanması lazım. Şu anda bu yok mu peki? Örneğin dörtlü koalisyon döneminde Sayın Tufan Erurman başbakan olarak bu konuya çok önem verdiydi. Ve kamu reformunun konsensus sağlanmış şekilde meclise gidebilmesi için
sendikalarla sürekli toplantılar yapmaktaydı. Hükümet bozulmadan önce de bir dizi toplantılar yapmıştı. Ve konsensüs olmayan konularda sendikalarla bir konsensüs sağlama hususunda ciddi adımlar atılmıştı. Ve belli bir noktaya da taşınmıştı. Birkaç nokta da açıkta kalacaktı sanıyorum o günlerde. Ve onlar da artık komite aşamasında tartışılacaktı. Ama bu hükümet kurulduktan sonra kamu reformunda şu ana kadar bir adım atmış değil. Yani hiç komitelerde daha komitelerin gündemine gelmedi. Görüşülmüyor. Yok, şu an gelmedi. Kamu reformu gelmedi. Peki bunun dışında örneğin vatandaşlık ama önümüzdeki konusu... dönem ne zaman gelir diye sorarsanız bana, zaten biz bir seçim sürecine giriyoruz. Evet, yani şu an zaten bütçe görüşülüyor. Aralık ayında da bütçe genel kurulda başlayınca komitelerde görüşmelerimiz yapılamaz. Yani diğer komiteler bütçe genel kurulda görüşülürken toplanamaz biliyorsunuz işsizlik gereği. Komite bütçe komite aşamasında diğer komiteler toplanabilir. Ama bütçe genel kurul aşamasına geçtiğinde diğer komiteler toplanamaz. Dolayısıyla Aralık ayında da bu konuda ciddi bir adım atamayacağız. O zaman zaten Ocak ayına kalacak bu işler. Ocak ayında da şu an komitelerimizin gündemlerinde önemli konular var aslında. Var yani. Nedir bunlar? Yani komitelerimiz iyi çalışıyorlar. Onu söyleyeyim. Şimdi zaman zaman komitelerin hani bu dönem için değil elbette ki bu geçmişe dönük de bir eleştiri olarak konuşulduğu için hani anlamak istediğim için soruyorum size veya izleyicilerimizin de daha net anlayabilmesi için. Şimdi bu örneğin bu saydığınız sizin de ve az önce daha da ekleme yapabileceğimiz noktada önemli görülen yasal çalışmalarda siz tabii ki hükümetlerin kısa süreli oluşuna vurgu yaptınız. Aslında temel sorun buradan kaynaklanıyor dediniz ama merak edilen bir başka nokta da komiteler toplanıyor, yeterli bir verim ortaya koymuyor ve zamana yayılıyor bu iş. Nasıl olsa ya o hükümetin ya da iktidarın önceliği değildir veya siyasi istikrarsızlık yani hükümet bozulup yeni bir hükümet kuruluncaya kadar süreci biraz oyalama taktiği olarak da mı acaba sürdürüyorlar şeklinde bir takım hem soru işaretleri hem de eleştiriler ortaya konuluyor. Yani şimdi bunu şöyle söyleyeyim. Somut iki örnek vereyim. Bir tanesi ben İçişleri Bakanlığı görevine geldim 2013 yılında. İlk işim yurttaşlık yasasıyla ilgili çalışma oldu. 8 ay boyunca çalıştım. Çalışma Bakanı'yla birlikte. O dönem Sayın Aziz Gülpınar'dı. 8 ay boyunca çalıştık bürokratlarımızla da birlikte. Sonuçta bir taslak çıkarttık ortaya. Bunu partilerle paylaştık o dönem. Ve ondan sonra meclise gönderdik. Ama mecliste gündeme gelmedi. Neden gelmedi? Hükümet değişti. Dolayısıyla şimdi hala daha biz yurttaşlık yasa tasarısını konuşuyoruz. Peki örneğin bu yurttaşlık yasa tasarısı sizin o dönemde Sayın Aziz Gürpınar'la birlikte koordine ederek çalıştığınız noktada ortaya çıkanları da örneğin içinde kapsayan, barındıran, belki üzerine yenilerinin de eklendiği ama çerçevenin aynı olduğu nokta mıdır? Evet. Yani bizim hazırlanmış olduğumuz o taslağı dörtlü koalisyon döneminde, bir önceki hükümet döneminde İçişleri Bakanlığı Sayın Ayşegül Baybars ele aldılar. Zaten bürokratlar o dönemde çalışan bürokratlardı. Birlikte çalıştılar. Çünkü deneyimli bürokratlar. Neredeyse 30 yıl İçişleri Bakanlığı'nda görev yapmış bürokratlarımız vardı. Bu konuda gerçekten uzman yani. Hem hukukçu hem ciddi anlamda yıllarca muhaceret müdürlüğü yapmış iki arkadaşımız vardı. İsmail Bey hukukçu, bir de Hasan Bey. Gerçekten ciddi katkılar oldu. Sadece onların değil tabii. Çalışma da, Bakanlığı'nda görev yapan bürokratlarımızın da ciddi katkılar oldu. Neticede dörtlü koalisyon döneminde ele alındı bu. O taslak üzerinde çalışıldı. Bir noktaya da gelindi. Zaten biliyorsunuz meclisteki gerek sorulara cevap verirken gerek basında çıkan haberlerde de İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars bunu söylüyor. Hazırladık diye. Bazı konularda bir takım değişiklikler de var bizim hazırladığımızın dışında. Özellikle bu son dönem hazırlanan muhaceret tüzüğüne uygun bir takım değişiklikler de var. Dolayısıyla şimdi şu anki hükümet dörtlü koalisyon döneminde bizim taslaktan yola çıkılarak İçişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu genel taslağı değerlendirmekle meşgul. Peki ama hükümetler yani
zaman sürelerinin çok uzun olmayacağını ya da olmama ihtimalini de göz önünde tutarak, yani hani 40 yılda galiba 39 hükümet değişti. Şimdi bunu da dikkate alarak bu süreci hızlandırmak ve daha sürekli şekilde bu yasaları meclisin gündemine getirip onaylatmak konusunda peki neden daha ısrarcı olamıyor? Yani bu işte birazcık öncelik meselesine dönüyor. Yani siz... Nedir örneğin bu Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi'nin bu dönemde mecliste önceliklerimiz şunlardır ve komitelerde şunlar konuşulup tartışılmalıdır dediği yasalar? Yani şöyle, Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi ikinci koalisyon dönemini oluştururken, hükümeti kurarlarken daha çok ağırlığı ekonomiye vereceklerini söylediler. Ekonomide şu an baktığınızda gözle görülür bir değişiklik yok. Ama Türkiye'de yer alan birazcık iyileşmelerle paralel, döviz kurundaki iyileşmelerle paralel bir takım işler dengelenmiş durumda ülkemizde. Biliyorsunuz geçen yıl çok ciddi bir sorun yaşadık. Hı hı. Yani Türkiye'de meydana gelen özellikle Türk lirasının değer kaybı çok ciddi sıkıntılar yol açtı. Artı Türkiye'nin sistem değişikliği ciddi sıkıntılar yarattı. Türkiye Cumhuriyet parlamenter sisteminden Cumhurbaşkanlığı sistemine dönüştü. Ve Cumhurbaşkanlığı sistemine dönüşmesi sürecinde de ta bu taşlar yerine otursun ki bazı konularda halen daha taşlar yerine oturmuş değil Türkiye'de biliyorsunuz. Ama ta bu taşlar yerine otursun, yeni sisteme adapte olsunlar ve yeni sistemde Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti ilişkileri yerine otursun. Bu bayağı bir zaman aldı. Ve bu süreci şimdi atlatmış bulunmaktayız. Yani geçen sene işte... Yani öyle, dolayısıyla böyle bir sıkıntı yok. Tabii şu an böyle bir sıkıntı yok. Yani geçen sene 20 Temmuz, yani bu senenin 20 Temmuz'undan itibaren bu sıkıntı ortadan kalkmış durumda. Çünkü bu senenin 20 Temmuz'unda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkilendirdiği Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yetkili olduğunu o dönem yetkilendirdi. Yani prosedür olarak söylüyorum. Peki ama sizin... Yani önceden yetkilendirdiydi. Görüşmeler de yapıldı. Fuat Bey de çok hakim Kıbrıs'la ilgili konularda. Ama resmi sürecin başlaması... Tabii ki yani prosedür daha... olarak onundan bahsediyorum. Sizin yani para akışı olarak... falan sonradan başladı dediniz şu. Yani bu bunlar işin fiilen yaşadıklarımızdır. Dolayısıyla şimdi bunlar tabii mazeret değildir. O ayrı bir konu. Ama bunlar fiilen yaşadıklarımızdır. Yaşanmışlar. Bunlar olunca şimdi yeni hükümet, Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi yeni hükümeti kurduklarında 20 Temmuz, yani Mayıs'ta kurdular biliyorsunuz. İşte protokolla ilgili adımlar atacak dediler. 20 Temmuz'da da fiilen prosedür olarak da adım atılınca dediler ki ekonomiye önceliği vereceğiz dediler. Ekonomiye öncelik verdiler ama benim şahsen gözlemlediğim meclisteki tartışmalara da baktığımda ortaya çıkan husus, maalesef Cumhurbaşkanı seçimlerine endekslenmiş gibi gidiyorlar. Yani ekonomik konularda üzerinde tartışılan maalesef çerçeveler diye çizilmiyor diye. Ve ben bütçe görüşmelerinin açıldığı gün, bütçe görüşmeleri esnasında yaptığım açılış konuşmasında da, kısa açılış konuşmasında da hükümete bu çağrıyı yaptım. Yani genel olarak hepimiz, bütün siyasiler, önümüzdeki yıl bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Hı hı. Eğer kendimizi buna kaptırırsak önceliğimiz bu olacak. Önceliğimizin bu olması demek ülkede bekleyen sorunların ötelenmesi demek. Sizin meclis başkanı olarak göreviniz bizim yetki sınırları içinde, örneğin komitelere müdahale etme veya hani belki bu sorunu ortadan kaldırma bağlamında soruyorum size. Beklenen öncelikli konuları gündeme alabilme ya da aldırabilme noktasında bir yetkiniz var mı sizin? Yetki yok ama şöyle, biz komitelerimizle, komitede görev yapan milletvekillerimizle mümkün olduğunca uyumlu çalışıyoruz. Bugüne kadar da hep uyumlu çalıştık meclis yönetimi olarak. Şunu rahatlıkla ve net olarak ortaya koymak isterim. Komitelerimizde görev yapan milletvekillerimiz aslında yoğun çalışıyorlar. Yaz döneminde de yoğun çalıştılar. Yani düşünün ki siz araştırma komitesi kuruluyor. Araştırma komitesinde biliyorsunuz, önce kısaca şunu söyleyeyim. Meclisimizde 6 siyasi parti var.
6 siyasi partinin 3'ünün grup kurma hakkı var. İş tüzüğe göre. Dolayısıyla sorun teşkil ediyor mu size göre? Yani şu an teşkil etmiyor ama şöyle 3 partinin grupları olduğu için 3 parti komitelere temsilci veriyor. Dolayısıyla sürekli komitelerimizde görev yapan 3 partiden milletvekillerimiz var. Yani Ulusal Birlik Partisi'nden 3 milletvekili, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden 2 milletvekili, Halkın Partisi'nden 2 milletvekili. Hı hı. Her komitede görev yapıyorlar şu an. Düşünün siz, sürekli komitelerimiz var. Hukuk komitesi var, bütçe komitesi var, idari işler komitesi var, Sayıştay komitesi var, dilekçe komitesi var, AB uyum komitesi var. Bunlar sürekli toplanan, çalışan komiteler. Artı bir de araştırma komiteleri var. Artı bir de düşünün, bu süreçte 2 tane dokunulmazlık komitesi kuruldu. Yani bu her zaman olan bir şey değil mecliste. Yani biz geçen seneydi, yine bir dokunulmazlık komitesi kurduk. Ve dokunulmazlık komitesi işte 45 gününü buna ayırmak zorunda kaldı milletvekillerimiz. Yine 3 Ulusal Birlik Partisi'nden, 2 Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden, 2 Halkın Partisi'nden. Son yine bir dokunulmazlık komitesi kurduk. Yaz döneminde bu komitemizi çalıştırdık. Bu arada araştırma komiteleri de kuruluyor. Araştırma komitelerinde de tabii ki aynı gruplardan milletvekilleri görev yapıyor. Örneğin bugün de bir araştırma komitesi önerisi geldi. Oy birliğiyle kabul edildi. Hı hı. Elektrikle ilgili bazı araştırmalar yapılsın diye. Elektrik kurumunun faaliyetleriyle alakalı. Neticede bu komitede de görev alacak olanlar yine 3 gruptan milletvekilleri olacak. Bir de tabii şu boyutu da var değil mi? Yani gerçekten samimi söylüyorum. Ben komitede görev yapan milletvekillerimizden çok memnunum. Bakın, bütçe komitesi komite çalışmalarını başlattı. İş tüzüğe göre diğer komitelerin çalışması engellenemez. Yani diğer komitelere hayır siz çalışamazsınız diyemezsiniz. O sadece genel kurul aşamasındadır. Genel kurul aşamasında sadece bütçe komitesi çalışır. Ve genel kurulda bütçe görüşmelerini yapar. Onun dışındaki komiteler de toplanmaz. Ancak komite aşamasında bütçenin görüşülmesi esasında diğer komiteler toplanabilir. Ve komitelerimiz o kadar yoğun çalışıyor. Bütçe komitesinin çalışma takviminde örneğin o gün öğlen başlayacaksa bütçe komitesinin çalışması sabahtan öğlene kadar diğer komitenin çalışması öngörülüyor. Peki bunu daha rahatlatıcı bir yöntem ne olabilir? Tabii sadece grup temsiliyeti olan partilerin. Bizde iş tüzüğe göre komitelerde görev yapan milletvekillerimiz üye olarak görev yapabilmeleri için gruplarını temsilen orada bulunuyor olmaları lazım. Grup olmayan partilerimizin milletvekilleri her komite çalışmasına katılabilirler. Görüş, öneri yapabilirler ama oy hakları yoktur. Dolayısıyla o komitede aktif üye pozisyonunda değildirler. O yüzden bakıldığında bizim aslında meclisin komitelerini çalıştıran 3 partimiz vardır. Asli olarak baktığında 3 partimizin görev yapan milletvekillerimizdir. Elbette diğer milletvekillerimiz de komitelerin çalışmalarına katılıyorlar. Koyabilirler. Ve katkı da koyuyorlar. Onlardan da memnunum, açık söyleyeyim. Biz yani bakıldığında o zaman kayıpları, çünkü zaman kayıpları milletvekillerinin elinde değil. Bütçe görüşmeleri de milletvekillerinin elinde değil. Çünkü takvimlenmiştir bunlar. Örneğin 31 Ekim'e kadar bütçe meclise gelmelidir. Anayasa gereğidir. Aralık sonuna kadar mutlaka bütçe görüşmeleri tamamlanmalıdır. Gerek hem komitede hem genel kurulda gibi. Bunlar öngörülmüş takvimler. Anayasaya göre 3 ay ara verirsiniz genel kurul çalışmalarına, biliyorsunuz onu. 1 Temmuz, 1 Ekim. Bu çok tartışılır. Bunu da kaldırabilir. Ama komitelerimiz çalışıyor. Komiteler çalışır, doğru. Komiteleri çalıştırıyoruz. Onlara bir engel yok. Komitelere çalışıyor. Ama tabii herhalde genel kurulda karar alıyoruz. Yani 1 Temmuz'dan önceki genel kurul birleşiminde genel kurulun onayıyla komiteleri çalıştırıyoruz yaz döneminde. Peki yaz döneminde de aynı verimli çalışma performansını gösterebiliyor mu bu komiteler? Yani şöyle söyleyeyim, hem geçen yaz hem bu yaz
gerçekten iyi çalıştı komitelerimiz. Hı hı. Şunu da sormak isterim size. Şimdi daha geçen önce... yaz dörtlü koalisyon dönemiydi. Evet, bu yaz yeni hükümet dönemiydi ama aynı konular olduğu için komitelerimizin devamlılık arz etti yani bu dönem. Şimdi daha önce de meclis başkanlarıyla konuştuğumuzda şöyle bir sıkıntı dile getirilirdi. Sizin döneminizle alakalı da sormak isterim. Şimdi çok sayıda yasa gündeme geliyor ve bunlarla ilgili de teknik boyutta bilgi alabilmek, yönlendirme yapılabilmesi için de hukukçu meselesi gündeme geliyor. Şimdi bugüne kadar meclisin hukukçu kadrosu yeterli değildi bu yasalar üzerinde görüş belirtmeye ya da düzenlemelere katkı koymaya. Şimdi yıllar itibariyle bu sorunu aşabildiniz mi siz? Şöyle söyleyeyim, yani bu konu yıllardır konuşuluyor sizin de dediğiniz gibi. Bizim mecliste çalışan hukukçularımız var. Hı. Gerçekten çok da iyi çalışıyorlar. Ve ciddi katkı koyuyorlar. Hukukçularımız komitelerde görev yapıyorlar. Bir yasa tasarısı komitenin gündemine geldiğinde mutlaka hukukçumuz da o görüşmede vardır. Ve öncesinden zaten o yasa tasarısını inceler. Ve bazı belli başlı sıkıntılar varsa gerek diğer yasalara uymayan gerekse bizim çalışma düzenimizde dahil temel olarak anayasaya da ya da ilgili olabilecek yasalarına uygunluğu olup olmadığını artı hukuki yorumlayabilme açısından da bizim hukukçularımız çalışıyorlar. Zaten bazı yasa tasarılarında genelde savcılıktan da temsilci istenir. Savcılık önceden görüş vermiş olabilir ilgili yasa tasarısıyla alakalı ama komite aşamasında da savcılıktan bir temsilci istenir. Gelir, oradaki çalışmalara katılır. Son dönemlerde savcılıkta personel sıkıntısı yaşadığımız için geçen gün bütçe görüşmelerinde yine gündem oldu bu. Başsavcılığa iletildi ki bu konuda biraz daha katkı sağlasınlar. Oradaki sıkıntı da aslında hukukçu sıkıntısı değil. Oradaki sıkıntı başsavcının görüşü itibariyle ihtiyaç duyulduğunda sorulması gerektiği için başsavcılıktan da birini bazen komitelerde istiyor komite üyelerimiz, komite başkanımız. Ama genelde meclisin hukukçu kadroları şu an doludur. Yani yeni hukukçu alamazsınız. Kadrolar dolu. Dolayısıyla var olan hukukçularımızdan da en iyi verimi alıyoruz şu an. Şimdi yıllar öncesine gidersek bizim ülkede tartışılan esas noktalardan bir tanesi de şuydu. Tasarılar hazırlanırken hep başsavcılığa kalıyordu işler. Ve bir tasarı, ben bir X bakanlıkta görev yaparım örneğin. Bir tasarı hazırlayacağım, hükümetin gündemine getireyim ve sonra meclise yollayayım. Ya bir değişiklik tasarısı ya da bütünlüklü bir yasa çalışması yapacağım. Önce kendi bünyemde yaparım bu çalışmayı. İlgili teknik insanlardan bilgi alırım. Sonra bunu başsavcılığa, önce merkezi mevzuata, sonra başsavcılığa görüş için yollarım. Merkezi mevzuat bunu inceliyor. Örneğin olumlu görüş veriyor. İşte şunları değerlendirin falan diye değiştirin ya da düzeltin. Sonra başsavcılığa gidiyor. Değiştirin, düzeltin aynı şekilde. Şimdi bu süreçler yapılırken merkezi mevzuat dairesi güçlendirilmiş değildi. Bizim hep şikayet ettiğimiz siyasilerin, milletvekillerinin buydu. Avrupa Birliği mevzuatında da aslında bize hep öngörülen, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan ekonomik protokollarda da öncelikli merkezi mevzuatın güçlendirilmesi hep yazıyordu biliyorsunuz. Dörtlü koalisyon döneminde ilk defa merkezi mevzuat dairesine münhal çıkıldı ve istihdam yapıldı. Bundan sonraki süreçler biraz daha rahat olacak gibi duruyor ama... İşte esas oralarda güçlendirmek gerekiyor. Bir. İkincisi, başsavcılığı güçlendirmek gerekiyor. Yani savcı kadrosunu artırmak gerekiyor ki son dönemde alındı bir miktar daha dörtlü koalisyonla birlikte. Bir de biz Avrupa Birliği ile sürekli konuşuyoruz bunu. AB uyum çerçevesinde Avrupa Birliği'nin temsilcileri geldiğinde meclis çalışmalarıyla ilgili nasıl gidiyor, ne yapmamız gerekir diye. Özellikle AB uyum yasalarının çıkması konusunda üç noktaya işaret ediyoruz. Bir,
AB mevzuatının daha doğru tercüme edilmesi. Çünkü tercüme yapıldıktan sonra da sıkıntı yaşıyor. Milletvekillerimiz komite aşamasında farklı cümleler kullanıldığı için. İkincisi, AB mevzuatının bizim mevzuata uyarlanması hususunda bizden uzmanların mutlaka işin içerisinde olması lazım. Çünkü bizim şu anki yapımız doğrudan AB mevzuatını aynen alıp aynen hayata geçirebileceğimiz bir pozisyonda değiliz. Bize ait koşullar var. O koşulları da işin içerisinde bulundurmamız lazım. Bir, ikincisi prosedürel olarak da biz aslında o mevzuatı tam olarak uygulayamıyoruz. Çünkü prosedürümüz farklı. Biraz önce örnekte bahsettiğim gibi suç gelirlerinin aklanmasında 2010'da onlar yeni bir direktif yaptılar. Otomatik o hayata geçer. Başka bir şey yapmanıza gerek yok onların sisteminde. Biz de AB üyesi olmuş olsak o direktif bizim de güncelimize girecek. Ama bizim şu anki mevzuatımız ona uygun olmadığı için biz onu yasa yapıp yasanın içerisine koymamız gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir mevzuat farklılığımız da var doğal olarak. Dolayısıyla bu önemli bizim için. O yüzden AB mevzuatı ile ilgili hazırlıklarda mutlaka bizden uzmanların olması lazım. Biz bu konuda bizim AB koordinasyon birimi var biliyorsunuz. Destek olabiliyorlar mı? Kesinlikle çok iyi destek sağlıyorlar. Çok iyi yetişmiş insanlarımız var orada. Bununla ilgili zaman zaman bir tartışma yaşıyoruz. Bakanlıklarda mı olsun yoksa böyle bir birimde mi olsun? Mi olsun? Bu konuda farklı görüşler var tabii. Şimdi onların detayına girmek istemem. Yani olay sadece hukukçu desteğine kalmıyor aslında. Evet. Çerçevenin daha geniş tutulması gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi zamanı da gittikçe sona doğru taşıyoruz ama bir iki konuda daha değerli ve kıymetli görüşlerinizi almak isterim. Şimdi yıllardır bir başka eleştiri konusu hepimiz için. Meclisin zamanında çalışmalarına başlamamış olmasıydı. Arada fire veriyorsunuz. En azından belki bir yarım saatlik gecikme ya da belki bir saatlik bir gecikme ama evet ama bunun dışında en azından toplanabiliyor. Bu konuda siz milletvekillerine hem katılım göstermeleri hem de bu toplantıların açılış saatine bağlı kalmaları konusunda eminim ki tavsiyelerde bulunuyorsunuz ya da ricada bulunuyorsunuz ama nasıl işliyor burada süreç ve milletvekillerine karşı bu tutumunuzu hangi çerçeve içinde ortaya koyuyorsunuz? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii bizim meclis toplantıları normalde işte pazartesi günü ve salı günü yapılır haftanın iki günü. Genelde saat 10'da başlaması beklenir. Ve 10'da başlaması beklenir. 10'da başlayacağını da ilan ederiz. Ama genelde bir saat gecikmeyle başlar ortalama olarak baktığımızda. Şimdi nedir bu bunun şöyle, sebebi? Milletvekillerinin katılım göstermemesi mi? Yoksa şöyle gelişiyor. Şimdi pazartesi günleri yasama günüdür. Pazartesi günü mecliste çoğunluğu sağlanması iktidar kanadından beklenilir. Dolayısıyla bir koalisyon hükümeti varsa veya işte tek başına bir hükümet fark etmiyor bunu neticede. Onlara mensup milletvekillerinin. Pazartesi günkü birleşim gerçekleşeceğinde o gün genel kurul toplanacağında o günkü beklenti iktidara mensup milletvekillerinin zamanında gelmesi ve zamanında meclisi açmasıdır. Yani zamanında çoğunluk sağlamasıdır. Dolayısıyla biz işte örnek olsun diye söylüyorum. Saat 10'da iktidara mensup milletvekilleri tamamı mecliste değilse zaten girip genel kurulu açmıyoruz. Bekliyoruz tamamlansın. Şimdi bu o güne göre hangi noktada farklılaşabiliyor? Örneğin o gün acı bir şey çıkar. Sabahleyin hükümetten gerek başbakan gerek bakanlar bir toplantıya gider mesela sabahleyin çağrılmış oldukları bir toplantıya. Örnek olsun diye söylüyorum. Bunlar zaman zaman yaşadığımız örneklerdir. Bundan dolayı gecikmeler olabiliyor. Bir, ikincisi partiler grup toplantısı yapıyorlar pazartesi sabahı. Bu da biraz uzayabiliyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi, Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi grup toplantısı yapıyor. Milletvekillerini topluyorlar. Bu da zaman zaman uzayabiliyor. Nasıl uzuyor? Bazen kritik konular oluyor, uzuyor. Bazen o gün güncel meselelerde uzuyor. Bazen görüşülecek konu itibariyle uzayabiliyor. Dolayısıyla
ortalama bir saat gecikmeyle başlıyoruz biz genel kurul çalışmalarına. Rahatsız ediyor mu bu sizi? Beni şahsen rahatsız etmiyor. Çünkü ben 15 senedir Cumhuriyet Meclisi'nde görev yapmış bir milletvekiliyim. Çok ender görev zamanında. Yaptığım zamandan beridir bu iş böyle dönüyor. Yani varsa bir ortaya çıkan bir ihtiyaç, toplantı kendisi bir ihtiyaç değil, bunu kabul ediyorum. Ama toplantının içeriğinde bir konu tabii ki, ise bu mesela. Evet. Yani siz örneğin o gün mecliste bir konu konuşulacaksa, yani bir önerge verilecekse, bir araştırma önergesi verilecekse, örneğin bugün elektrik kurumuyla ilgili bir araştırma önergesi verildi. Bunun görüşülmesi vardı. Şimdi bu önerge görüşülecekse siz grup toplantısı yapmanız gerekir ve grupta bulunan milletvekillerinizi bilgilendirmeniz gerekir. Bu da gecikmeye sebebiyet verebilir. Orada nasıl bir yol izleneceğini hükümet olarak, eğer hükümetteyseniz veya muhalefetteyseniz muhalefet olarak belirlemeniz gerekir. İşte orada o toplantı bazen uzayabiliyor. Peki. Çok kısa bir zamanımız kaldı. Çünkü programı kapatmamız gerekiyor. Az sonra da 19 ana haber bülteni ülkenin ve dünyanın gelişmelerini bizlerle paylaşacak. Ama son bir soru sormak istiyorum. Basında yer aldığı için, bir takım iddialar olduğu için, Sayın Özgürgün dokunulmazlığı kalktıktan sonra milletvekilliğinden berhava edilmesi ya da milletvekilliği görevinden tırnak içinde atılması için sizden bir talepte bulundu mu? Yok. Yani öyle bir talep. Şöyle, şimdi bizim öyle bir prosedürümüz yok zaten bizim. Yani bir milletvekilinin meclis tarafından görevinden men edilmesi diye bir durum söz konusu değil. Yani ancak milletvekili kendi istifa ederse. Yok, şöyle. Yani meclisteki iş tüzüğe göre uygulama, bir dönem bir milletvekilimiz meclisten istifa ettiğini duyurmuştu hatırlarsanız. Ve meclis başkanlığına istifa dilekçesinde vermişti. Basına da söylemişti, ben istifa ediyorum, beni atın diye o dönem. O dönem meclis yönetimi ve o dönemde grupları oluşturan siyasal partiler uygun görmemişti. Bir araya gelmişti ve hayır demişlerdi ki, şöyle bir sonuca varmışlardı. Halkın tercihiyle, halkın seçtiği milletvekilinin görevini yine halk belirler diye o zaman. Dolayısıyla istifa dilekçesini, beni milletvekilliğinden atın diye istifa dilekçesini vermiş olmasına rağmen o dönem böyle bir karar meclis alındı. Böyle bir aksiyon geliştirmişti. Şimdi bu işin prosedürü şudur. Mecliste bir herhangi bir milletvekili, milletvekilliğinin ortadan kalkmasının genel kurul onayıyla olması lazım. Meclis yönetiminin böyle yapacağı bir şey değil bu. Ama böyle bir başvuru yok zaten diyorsunuz. Sayın Hüseyin Özgürgün'le ilgili de zaman zaman basına gündeme çıkmaz. İddialar ortaya çıktığı için sorma gerektiğini şeye baktığınızda size. Durum şudur. Dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili bir süreç yaşandı. Bu süreç bitti. Ve genel kurul kararıyla dokunulmazlık kaldırıldı. Dolayısıyla meclis, her zaman söylüyorum, meclis yargı yeri değil. Bunu mahkemelerimiz tayin edecek. Biz yargının bağımsızlığına inanıyoruz. Yasama olarak da buna kesinlikle sadece saygı duymak değil, sahip çıkmak durumundayız. Ve defalarca söyledim bu dokunulmazlık konusunda da, kesinlikle meclis asla yargının yerine geçmiyor, geçmeyecek de. Herhangi bir kişinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili yapmış olduğu bir aksiyon meclisin, o kişinin yargı önündeki sürecini ne ortadan kaldırıyor ne de ona herhangi bir şekilde müdahale ediyor. Aksine yargı sürecinin yargının tayin edeceği şekilde devam etmesine olanak sağlıyor. Mesele bunlar. Biz bunu yaptık. Genel kurul kararıyla dokunulmazlık kalktı. Şimdi Sayın Hüseyin Özgürgün'ün devamlılığıyla ilgili mecliste eğer bir gündem olursa var mı o böyle da şudur, bir gündem? Yani devamsızlığı şöyle, var gibi görülüyor. Yazdan önceki süreçte devamsızlığı yoktu. Yazdan sonra, 1 Ekim'de açtıktan sonra da iki kez zannediyorum bize mazeret bildirdi.
Çünkü bizim iş tüzüğümüze göre 4 hafta üst üste meclis birleşimlerine izinsiz, mazeretsiz, özürsüz katılmamanız gerekiyor. Eğer katılmıyorsanız biz o milletvekiline önce sözlü sonra da yazılı soruyoruz nedir durum diyerekten falan. Ondan sonra ancak işte katılım göstermediği için işte düzeye göre bir milletvekilinin mecliste milletvekilliğini kaldıracaksanız işte düzeye göre bir süreç başlayabiliyor. O da ondan sonraki süreçte önce konu hukuk komitesine gidiyor. Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi. Böyle bir gündem yok ama değil mi şu anda? Şu an yok böyle bir gündem. Bizim 1 Ekim'de başlayan yasama döneminde Sayın Hüseyin Özgürgün yurt dışında olduğunu ve mazeret bildirerek toplantılara katılamayacağını bize bizzat bildirdi. İki kez zannediyorum bildirdi. Yani şu an tam aklımda değil. Ama biz işte 4 aylık periyotlar dahilinde milletvekillerimizin devamlılık çizelgelerini devamlılık karnelerini takip ediyoruz. Ve bunu da basınla da paylaşıyoruz biliyorsunuz. Yani iş düzeye göre süreç bunu gerektiriyor ve bu şekilde. Peki. Ben teşekkür etmek istiyorum size. Yoğun bir mesainin ardından bize bu zamanı tanımanız, değerli görüşlerinizi paylaşma imkanı tanımanız son derece önemliydi. Ayağınıza sağlık diyelim. Olası gelişmelere bağlı olarak yine sizi burada ağırlamak isteyeceğiz. Kıbrıs sorununu konuşamadık. Onu da bir başka programa erteleme durumundayız. Ben teşekkür ederim. O konuda sadece bir temenni çok kısa istiyorum. Çok rica ederim. Biliyorsunuz bu akşam önemli bir görüşme var. Evet, saat 8.30 itibariyle bir yemekte buluşacak. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızı yolladık Berlin'e. Sayın Genel Sekreter iki lideri toplantıya çağırdı. Hı hı. Bu toplantı çok önemli bir toplantı. Sayın Genel Sekreter'in çağrısıyla iki lider üçlü toplantı gerçekleştirilecek. Elbette bu toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da belirttiği gibi görüşme yapılabilecek mi ve bu durumda bir takvim oluşabilecek mi bu ortaya çıkacak. Hı hı. Temennim Güney Kıbrıs'a Sayın Anastasiyelis'e buradan çağrı yapmak istiyorum. Özellikle Kıbrıs konusunda sonuç odaklı bir takvim dahilinde kesinlikle siyasi eşitliğimizin olmazsa olmazımız olduğu bir sürecin başlayabileceği bir ortamın cesaretli bir şekilde ortaya koymalarını çağrısını yapıyorum. Ve bunun içerisine doğalgaz gibi özellikle bölgede ciddi anlamda ekonomik değer yaratacak hususun ciddi anlamda ele alınması gerektiğini de hiç unutmamak gerekir. Ve bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini Sayın Anastasiyelis'e çağrı yaparak bu akşam gereken sorumluluğu üstlenmelerini göstermesini diliyorsunuz. Peki bir başka programda o bacakla alakalı da görüşlerinizi zaman ayırırsanız dinleriz. Çok teşekkürler, kolay gelsin diyelim size. Sağ olun, teşekkürler.